Evet arkadaşlar merhaba. 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü akşam at yarışları programında, yabancı at yarışları programında Belmont Park Amerika Birleşik Devletleri serimiz devam ediyor. Evet dün gece tam bir Manuel Franco şov yaşandı Belmont Park'ta. Açıkça söylemek gerekirse. Tabii Irad Ortiz ve Jose Ortiz Kentucky'ye gittiği için normalde onların yerleri Belmont Park. Gerek Irad Ortiz gerekse Jose Ortiz bu Amerika'daki en başarılı jokeyler ikisi de şu anda Kentucky'ye gittiği için tabi ortam Manuel Franco'ya kaldı. Dolayısıyla bugün de grup koşuları var burada Belmont Park'ta. Evet tam 9 koşuluk bir programda iki tane altılıyla karşı karşıyayız bu gece. Saat 19.20'de birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. Değerlendirmemizi hemen yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Şimdi biz 24 saat evvelden tabii ki yapıyoruz bu çalışmalara bakıyoruz ve herhangi bir AGF oranı etkisinde kalmaksızın veriyoruz. Ama gün içerisinde AGF oranları açıklandığında ve itibar edilen safkanlar ortaya çıktığı zaman otomatikman biz onları ekliyoruz. Hani bunu öncelikle bildirelim size. Sizler de ona göre ilave edersiniz. Bizim vermediğimiz ama AGF oranı yüksek olan atları. Baştan bunu tekrar yeni üyelerimize de belirtelim. Evet, burada bu şartlı koşu kum pistte yapılacak. 1200 metre. 3 ve yukarı yaşta safkanlar burada beraber start alıyorlar. Evet arkadaşlar bu 10 atın tam 4'ünü veriyoruz. İlk atımız 1 numaralı Mr. Fitgit Nick Juarez'le. Yapmış olduğu en iyi çalışma bu safkana ait. O yüzden en başa aldık. 1 numara diye almadık. 21 Nisan'da 36-66'lık bir 600 metre sprinti var. Yani çalışmalar iyi ama yarışlar o kadar iyi değil. Her an böyle bir sürpriz yapacak durumda ama bu safkan. 9 numaralı Anzio Beach Trevor McCarthy ile o da son koşusunda problematik bir şekilde derecesiz kaldı. Ama çalışmaları iyi. Orada 24 Nisan'da 49-42'lik bir çalışma yapmış. 2 numaralı Warden of the North. Warden of the North Eric Cancel'lı arkadaşlar. Herhangi bir çalışması gözükmüyor ama yarışları gördüğünüz gibi 4 tane yarış yapmış. Diğerlerine oranla daha iyi durumda. Ve 5 numaralı Joint and Several Manuel Franco ile bu da Merkan Kantarmacıların çalıştırdığı safkan. Burada arkadaşlar bu ayak normal şartlar altında hiç ummadık bir atın dahi gelebileceği bir ayak. Biz burada 4 at verdiğimiz tamam yani 1, 9, 2, 5 zaten bunların içerisinden 1 ve 9 zaten umulmadık at. Yani onu öyle söyleyeyim ben size de. Ama burada bizim vermediğimiz atların dışında AGF oranları yüksek olan atları mutlak düzeyde ilave etmenize yarar var. Burasını biz 1, 9, 2, 5 diye geçiyoruz ve içlerinden bir tane safkanın bugün kazanacağını düşünüyoruz. Yeri olanlar 7 numarayı da ilave edebilirler. Tabii ki 3 numarayı da ilave edebilirler. Yeri olanlar burada bir tek 1, 9, 2, 5 ile kalmayıp 7 ve 3'ü de ilave edebilirler tabii ki ilk ayağı at yazmak isteyenler. Evet ikinci koşuya geçiyoruz şimdi. İkinci koşu birinci altılı gayen ikinci ayağı. Burada şartlı bir mücadele. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar. Toplam 11 tane safkan var. Bu 11 safkan içerisinde biz 6 tane safkana yer veriyoruz. Çünkü bir tanesinde Manuel Franco 2 atı yazdırmış kendine. Evet, ilk atımız 6 numaralı Artemus City Limit. Trevor McCarthy'nin bindiği bu safkan 27 Nisan'da 47 çift sıfırlık bir çalışma yapmış. İkinci atımız Deputy Flag veya Yes and Yes yani 2 veya 4 numara. İkisini de Manuel Franco yazdırmış kendine. Burada tabii ne oluyor? Ya 2 ya 4 geçeceğiz burayı. Muhtemelen 2 binecektir arkadaşlar. Veya 87 handikap puanı tabii ama çalışmaları 2'nin daha iyi. Bakalım hangisini seçecek? Yani çalışması 2'nin daha iyi gözüküyor ama handikap puanı 4'ün daha iyi gözüküyor. Evet 2 ya da 4 diyeceğiz buna. Evet ondan sonra 10 numaralı Dubai Bobby arkadaşlar. Eric Cancel'ın bindiği 23 Nisan'da o da 600 metre 37 çift sıfırlık bir çalışmayla veya çalışma yapmış. Dördüncü adımız 5 numaralı The Right Path Joe Bravo ile. Evet burada Joe Bravo 24 Nisan'da 52 çift sıfırlık bir
anlamsız bir çalışma yapmış. Atın yarışları falan fena değil arkadaşlar. Sert gruplarda. Açıkça söyleyeyim. Bu at daha sert gruplarda yapmış bu dereceleri. Ve son yarışında da ikinci gelmiş. Ki 86 handikap puanı yani var. O kadar da kötü bir handikap puanı değil bu. O yüzden yazmakta yarar var. Joe Bravo'nun bindiği bu safkanı. 8 numaralı Merchants of Cool. Hector Rafael Diaz'la 24 Nisan'da 46-41'lik bir 800 metre çalışması yapmış ve son olarak da 11 numaralı Montauk dedi Luis Rodrigo Castro ile burada arkadaşlar 24 Nisan'da 48-42'lik bir 800 metre çalışması gözüküyor. Evet, sıralayacak olursak burayı 6 numarayı başta olmak üzere 6 diyoruz. Ekürü diyecektim. Yani Manuel Franco'nun bindiği 2 veya 4 diyoruz. Hangisi ise. Evet. 6, hadi 2 diyelim. 10, 5, 8 ve 11 arkadaşlar burası. Evet, 3. koşudayız. Yedili Plase'nin başlangıç ayağı grup 3 koşusu. Açık ve yukarı İngilizler. 1600 kum başlığımız var burada. Çok net bir bankomuz var burada arkadaşlar. O da 6 numaralı Dr. Post Manuel Franco'nun bindiği bu 200 bin dolar toplam ikramiyesi olan yarışta bırakmayacaktır bir şekilde. Biliyorsunuz %55'ini birinci alıyor. %55'ini evet birinci alıyor. %20'sini ikinci alıyor. %12'sini üçüncü. %6'sını dördüncü ve %4'ünü de beşinci alıyor arkadaşlar. Böyle enteresan bir durum var. Burada bu koşuyu Dr. Post kazanacaktır. Çünkü 5 Eylül'de Saratoga'da bu ata İrat biniyordu arkadaşlar bu Dr. Post'ta. İrat bu atı favoriyken resmen kardeşi Jose kazansın diye gelmedi. Dördüncülükle bıraktırdı. Ve Jose kazandı orada. Şimdi tabii burada emin ellerde yok onlar da ortada. Burada rahatlıkla Dr. Post bu yarışı alacaktır. Ha, bunun tek bir rakibi var. O da 5 numaralı Mr. Buff. Edgar Zayas da gözüktü burada biliyorsunuz. Spitefoot yavrusu. Ama dediğim gibi Manuel Franco burada bu yarışı bırakmayacaktır arkadaşlar. Bir şekilde kazanmayı bilecektir Dr. Post'la. Güvenemeyenler, buraya at yazmak isteyenler 5 numaranın haricinde bir şey yazmasına gerek yok. Yani burası 6-5 bitmiş 2 gibi bir şey de düşünebilirsiniz. 4. koşu 21.04'te Maiden koşusu. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 12 tane safkan var. Bu 12 safkanın 5'ini yazıyoruz. Tabi çıkacak olan atlarla azalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 100 liralık kupon yapıyoruz. 50 liraya düşüyor kupon ya da 30 liraya düşüyor. Evet, 8 numaralı Mighty Wind Michel Michael Luzi ile Jay Luzi ile ilk atımız arkadaşlar. 20 Nisan'da 36.44'lük 600 metre spin çalışması yapmış. İkinci atımız 10 numaralı Forgotten Mission Nick Juarez'le. O da 24 Nisan'da 47.49'luk bir 800 metre çalışması var. 3 numaralı Dutchman Forever. Evet, Mineshaft yavrusu. Burada Eric Cancel'la 27 Nisan'da 39.59'luk bir 600 metre çalışması var. Çok da iyi olmayan ama arkadaşlar yarışları çok iyi bu safkanın. Çok dikkat diyorum bunu size. Ve 11 numaralı Olympic Edgar Zayas'la burada gelme ihtimali de var bu safkanın. Düşük handikap puanı kalmış olsa da 26 Nisan'da 48.75'lik bir 800 metre çalışması var. Ve son olarak da 12 numaralı Scotto Trevor McCarthy ile o da aynı şekilde 26 Nisan'da 48.83'lük bir 800 metre çalışması yapmış. Buradaki sıralamamız 8, 10, 3, 11 ve 12. Evet, 5. koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada 2. altılı Ganyan da bu 4. koşuyla başlamış oldu. Evet, 4. koşudan 5. koşuya geçtik. Grup 2'li koşusu bu. The 40 Marcy Stacks'te geçiyor. Ford Marcy Stacks. 4 ve yukarı İngilizler 1800 metre için piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 tane safkanı biz birbirinden ayıramadık. Normalde istiyorsanız bunlardan bir tanesini tek atabilirsiniz. Yani hani parmağınızla koyup veya yazı tura da atabilirsiniz, o da olur. Çünkü altınınızı ikiye indiriyor. İki yarıya indiriyor, öyle diyeyim. İki numaralı Rock Emperor, Manuel Franco ile ve bir numaralı Devamani, burada Jose Lescano ile günün
İki tane ayrılmaz ekürü diyeceğim şimdi. Hepsi Chad Brown antrenör etmiş bir de. Birinden birisi kazanacak bu yarışı arkadaşlar. Yani ayıramadık bir türlü. Burada tek atacaktık normalde. Şimdi Rock Emperor yazmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Devamani'yi yazalım diyoruz. Eric Cancel, Jose Lascano pardon. Bazen eksik koşuyor. Hani böyle 1-2'yi gösterip acaba diyoruz ki alttan bir 5 mi gelecek ya da ne bileyim bir 4 mü gelecek? Onunla da şüphelenmedik değil. Burasını biz 1-2 geçiyoruz arkadaşlar. Bir türlü ayırt edemedik ikisini birbirinden. 6. koşu şartlı. 3 ve yukarı açtı İngilizler. 1700 kum diyor burada. 28 bin dolar toplam ikramiye var. Yani bir evvelki koşu da 200 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Hani ağzımız değil. Burada benim kendi görüşüm 2 numaranın bu yarışı Manuel Franco ile bırakmış arkadaşlar. Manuel Franco bayağı iyi sağlam para yapacak bu şeyin yokluğunda. Irat ve Jose'nin yokluğunda. Evet. 6. koşuda 12 tane safkan var dedik ve tam 4 tane safkan da buradan veriyoruz biz. 4 numaralı Colonel Juan Joe Bravo ile. Joe Bravo'nun kazanma ihtimalinin en yüksek olduğu yarış burası arkadaşlar. Bu Colonel Juan'la 17 Nisan'da 48.99'luk ve 28 Nisan'da 49.77'lik 800 metre çalışmalarıyla hazırlanmış. Safkan gördüğünüz gibi dereceleri de hep güzel. Ve bir de bu Joe Bravo Engelhardt'ların atlarını getiriyor burada. Bunlar kendi hem antrenör hem sahip. Bunun bir şekilde atlarını getiriyor arkadaşlar bu Joe Bravo, Colonel Juan'la. Yani alternatif banko gibi bile düşünebilirsiniz bu atı. O derece güveniyorum ya bu ata. İkinci atımız 9 numaralı Mr. Short and Simple Trevor McCarthy ile 17 Nisan'da 37.03'lük, 24 Nisan'da da 36.03'lük çok güzel bir çalışma yapmış. Trevor McCarthy de çok şanslı burada bu atla 9 numarayla. 12 numaralı Hardcore Folklore Hector Rafael Diaz ile, o da dün gece bir yarış kazandı. Güzel bir ganyanı vardı. Evet 12 numara ve 6 numara Direct Order Manuel Franco ile arkadaşlar. Burada Manuel Franco hani nazar boncuğu gibi her koşuda koyuyoruz kenara. 4, 9, 12 ve 6 şeklinde burayı 4 tane atla geçmiş oluyoruz. Evet 7. koşudayız. İlk 1. altılı gayen bitti. 2. altılı gayen 3. ayağı olmuş oluyor. Özür dilerim 4. ayağı olmuş oluyor 7. koşu. 2. altılı gayenin 4. ayağı. Burada şartlı mücadele var. 1400 metre çift pist 80 bin dolar toplam ikramiye var. 5 tane safkana burada yer veriyoruz. Arkadaşlar hiç gözünüz korkmasın böyle 5 tane falan veriyoruz. Zaten koşmuyor bazıları. Otomatikman indirgeniyor. Evet. Burada tam 16 atın 5'ini size tavsiye ediyoruz arkadaşlar. İlk atımız 2 numaralı Rift Valley, Jose Lescano ile 22 Nisan'da 1.00 bir 1000 metre çalışması yapmış. İkinci atımız 4 numaralı Quick Flash, Edgar Zayas ile 21 Nisan'da 49.72'lik bir çalışma yapmış. 8 numaralı Scotty Brown, Trevor McCarthy ile 23 Nisan'da 50.70'lik bir çalışma yapmış. Çok da iyi olmasa da yarışları çok iyi. Son iki yarış çok iyi arkadaşlar. Trevor McCarthy de yabana atmayalım. 14 numaralı Şokolade Edgar Zayas'la. Edgar Zayas da yeni geldi. Belmont'ta değildi o biliyorsunuz. Galveston Park'taydı. Yani, özür dilerim. Evet Galveston Park'taydı doğru. Edgar Zayas da şanslı burada 14 numara. 12 numara Corum Dixie Manuel Franco ile arkadaşlar. Burada Kralistop Clement'in bu atlarını getirebilir. 2, 4, 8, 14 ve 12 diyoruz. Burada tam 5 tane safkanı buraya da geçtik. 8. koşudayız. 2. altılı gayanın tabela ayağı. Maiden bir mücadele. 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metre çim pistte çıkacaklar. 11 tane safkandan 4 tanesini yazıyoruz arkadaşlar. 9 numaralı Candy Jar. Edgar Zayas'la. Çok şanslı. Evet bu Maiden'dan bakalım kim çıkacak burada. Alternatif banko gibi arkadaşlar. Bu Candy Jar'ın yapmış olduğu çalışmalar da iyi. 5 numaralı Closer to the Heart Joe Bravo ile 67 handikap puanı var burada. Dikkat diyoruz. 6 numaralı Quick Conversation Trevor McCarthy ile ve son artı 10 numaralı Strafe Manuel Franco ile burayı 4 tane safkana geçtik. 9, 5, 6 ve 10 şeklinde.
Son ayaktayız Belmont Park'ta. Geceliğin saat 23.56 oldu artık. 7.20 geçe başlayan Belmont Park yarış günü gece yarısına kadar devam ediyor gördüğünüz gibi. Şartlı bir koşu, opsiyonlu satış koşusu da geçiyor. 3 yukarı İngilizler 1300 metre kum pist'e çıkacaklar. Toplam 94 bin dolar ikramiye var. Tam 5 ata da burada yer verdik. İlk atımız Tri Teknik 2 numaralı arkadaşlar. Tri Teknik Manuel Franco ile 24 Nisan'da 47.55'lik 800 metre çalışması var. 3 numaralı Jamografi Joe Bravo ile yarışları iyi ama herhangi bir çalışma gözükmüyor arkadaşlar ama yarışları 10 numara iyi. Çok güzel. Bakın Joe Bravo'nun diğer bir kazanabileceği koşulardan bir tanesi de burası. 4 numaralı Yodel E.A. Hu Trevor McCarthy ile 24 Nisan'da 48.21'lik bir 800 metre çalışması gözüküyor. 6 numaralı Amundson Nick Juarez ile 24 Nisan'da o da 1000 metreyi 1:00.60 ile tamamlamış. Ve son olarak da 8 numaralı Secret Rules Edgar Zayas ile 26 Nisan'da 800 metreyi 50.59 ile yapsa da yarışları süper arkadaşlar. Bu 5 tane atı hiç ayırt etmeden yazmanızda yarar var. 2, 3, 4, 6 ve 8 şeklinde 5 tane safkanla buraya da geçmiş oluyoruz. Evet bu tabii ki 9 koşu olduğu zaman bizim de açıklamalarımız olduğu için otomatikman uzun süren videoyu sizinle paylaşıyoruz. Burada şablonlarımızı marksporttahmin.com web sitemizden de izleyebilirsiniz. AGF'yi yüksek olan atları yazmayı unutmayalım arkadaşlar bizim yazdığımız ayaklarda. Arzu eden arkadaşlar da katıl butonundan bilgisayarda çıkıyor bu biliyorsunuz. Sadece telefonlarda çıkmıyor. Premium üyelik alan arkadaşlara da bir aylık WhatsApp iletişimi imkanı sağlıyoruz ve ideal kuponlarımızı yarışlardan evvel otomatik gönderiyoruz. İrtibatlarımız Facebook ve Instagram üzerinden oluyor. Üye olan arkadaşlara buradan numaramızı iletiyoruz kendilerine. Evet arkadaşlar Belmont Park'la ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Tüm katılım yapan şablonumuza itibar edip kendi şablonlarını oluşturan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz, bol şanslar diliyoruz arkadaşlar. Daima nasibiniz kendi yazdığınız atlarda var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Kendi tuttuğunuz atları ön planda tutarak bizim tavsiyelerimizle beraber harmanlayıp rast gelsin diyelim. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar.